Sayın seyirciler, YGS'nin iptali için mahkemeye başvuran öğrencinin avukatı açıklama yapıyor. Hemen izleyelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gelecek ilk kişi raporuna yürütmeyi göre durdurma, karar yürütmeyi durdurma mahkemeye talebimizi değerlendirecek. Yürütmeyi durdurma talebimizi bu şekilde değerlendirecek. Toplantı halinde mi hala mahkeme yoksa bu kararı getiriyor? O konuda bir açıklama yapamam çünkü kalemden ben tebliğ aldım ve kararı öğrendim. Size iletiyorum. Peki bilirkişi raporunun ve soruşturma raporunun gelmesi gecikirse adaylar için sakıncalı olmayacak mı? Hani yürütmeyi durdurmayı kararını siz bugün beklemiyor muydunuz zaten? Şimdi değerli arkadaşlar, aslında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütme soruşturmayla bizim davamızın doğrudan bir ilgisi olmadığı kanaatindeyim. Niçin? Bunu sorabilirsiniz. Biz sadece şifre iddialarına dayanmadık burada. Mesela neye dayandık? Fen bilimleri testinin tekrarlanmasına dayandık. Şimdi buradaki kanuna aykırılık o kadar açık ki 7. maddenin 3. fıkrasına çok net bir şekilde aykırı. Sabahleyin de sizlere arz etmeye çalıştım. Neydi o? Burada mutlaka aynı adaylara aynı zamanda aynı sorularla sınav yapılması gerekiyor. Bu çiğnendi. Sonra soru kitapçıklarında 1 milyon 700 bin adet basılmadan dolayı zor sorularla başlayan adayların kolay sorularla başlayan adaylara nazaran eşitsizlik olduğunu ileri sürdük. Yani bizim dayandığımız hususlar sadece şifre iddiaları ve şifrenin kamuoyuna sızıp sızmadığı değil. Ama bu manada da şunu ilave edeyim. Şimdi arkadaşlar, Meteksan'daki inceleme biliyorsunuz mahkemenin, yani Ankara 7. Ceza Mahkemesi'nin savunma istediği günün ertesi günü meydana geldi. Yani oradaki basılma hadisesi soruyu 20 kişilik bir bilirkişi heyeti olsa ve 1 dakika harcasa her sınav kitapçığına kaç günde inceleme tamamlanır? 59 günde arkadaşlar. 3 günde tamamlanması çok etkili bir soruşturma olduğu kanaatinde değilim şu aşamada. Efendim, sizden savunmayı yanıtınız beklenmeden bu ara karar çıktı. Öyle bir usulde şey yok. Zaten yürütmeyi durdurmaya ilişkin talebimizde bizim savunmaya cevaplarımızı değerlendirecek mahkeme. O konuda herhangi bir şey yok. Efendim, sizin savunmanızdan bahsedecek olsak, daha doğrusu bir cevap oldu sizinki. Neler öne çıkardınız? Hangi noktaları? Şimdi tabii sabahleyin de ben sizlere iletmeye çalıştım. Tabii o esnada çok kısa sürede incelemiştim. Şifre iddialarını yalanladılar. Ancak cevabımızda şunu belirttik. ÖSYM Başkanı bizzat adaylara gönderdiği mektupta biliyorsunuz şifreyi doğruladı. Yine ÖSYM Yönetim Kurulu Radikal Gazetesi'ne verdiği demeçte bir kurgulamanın, bir şifrelemenin olduğunu itiraf etti. Şimdi bu itiraftan geri dönmek sorunu ne kadar çözer? Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Efendim, bilirkişi raporunun istenmesi ne anlama geliyor? Bu mahkemenin ne yönde tavır aldığı konusunda ne söyleyebilirsiniz? Şimdi sayın mahkeme mutlaka bütün hususları değerlendirerek karar verecektir arkadaşlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma ortaya konan hususlardan sadece bir tanesi. Tabii bunu da görmek isteyecektir. O konuda takdir mahkemenindir. Ama ona... efendim, ikinci basamak başvuruları çarşamba günü bitiyor. Efendim, sürecin uzamasından biz de çok memnun değiliz. Yani milyonlarca genç ve aile bu davanın neticesini bekliyor. Yani biz de aslında bu sürecin bu kadar uzamasından hoşnut değiliz. Mahkeme de değil ki, tebligatı memur eliyle yapmış. Ancak buradaki kusur yine ÖSYM'nin. Niçin 15 gün bekledi? Bakın, ben savunmaya cevabı yaklaşık 12 sayfalık bir çalışma yaptık. 13 sayfalık. Kaç saatte hazırladım arkadaşlar? 3-4 saatin içerisinde hazırladım. Yani bu kadar çok zor bir şey değildi.